Abi yarısını hala var abi. Evet, kapatıyor musun? Son kez. Altta iki kat keçe döşediniz. Ha, şurada. Evet. Oo, bayağı da kalınmış. Bak, şurada. Bak, bayağı da kalın. Ha, bunun evet, bak. Mermer burada. Evet. Mermer burada, evet, aynen böyle. Burada keçe döşedi iki katlı. Keçenin üstteki bu şey nedir? Allah Allah, çok güzel. Şu an tabii bu yayını bizimle beraber Ayasofya'yı ziyarete gelen herkes izliyor. Herkes görüyorlar halının nasıl döşendiğini. Bakın, görüyorsunuz, herkes görüyor. Onların o ek yerleri, araları öyle güzel. Bakın mesela fazlalıklarını kesiyorlar, bakın gördünüz mü? Çok enteresan. O kısımları alınıyor. Tam birbirine tutturuluyor. İşlem bittiği zaman siz o halının o arasında ek yeri olduğunu görmüyorsunuz bile. Şu an Ayasofya Camii'nin içindeyiz. Hani istesem böyle bir şey olmazdı. Bugün buraya geldim. Aslında gelirken farklı niyetlerle gelmiştim. İskele geçen hafta kaldırıldı. Birkaç gün evvel paravanlar da kaldırıldı. Hatta ben videolarımda size bunun bilgisini vermiştim. Bu sevinci sizinle paylaşmıştım. Tabii paravanlar kaldırıldığında o kaldırılan yere halı döşenmesi lazım. Ben bugün buraya gelirken halı da tamamen döşenmiştir diye geldim. Meğer halının küçük bir kısmı kalmış, orası döşeniyormuş. Dışarıda yanımdaki birkaç misafire yapıyı anlatırken yanıma bir beyefendi geldi. Yüzüme baktı. Bayağı bir dinledi. Sonra dedi, siz Talha Uğurlar mısınız dedi. Evet dedim, ama benle selamlaşan abimiz benim çok sevdiğim bir şiveyle konuşuyordu. Ben Manisa demirciliğim biliyorsunuz. Demirci şivesiyle konuşuyordu. Talha Bey dedi, biz de halıyı döşeyen ekibiz dedi. Şu an son kısmını döşüyoruz deyince, hani pandemi olmasa hemşerim olarak böyle boynuna sarılırdım. Ondan sonra ben de tabii çok sevindim. O zaman dedim, bu tarihi anı hadi hep beraber şahitlik yapalım dedim. Bir de bu halıyı anlatalım dedim. Bakın, benim bütün çocukluğum tezgahların tepesine geçmiştir. Abi, duyuyorsunuz değil mi siz de? Evet, evet. Bak evet. Buradalar, buradalar şu an. Evet. Ondan sonra halının son kısmını döşüyorlar. Hakikaten evet. Bakın, şu an çok müthiş bir ana şahitlik yapıyoruz aslında. Benim çocukluk hatıralarım, ben size sonra anlatırım. Özgür ve Cemil abimiz. İkiniz de demircilisiniz değil mi? Evet, demirciliyiz. Demirciden halıları döşemeye geldiniz. Evet, evet. Ondan sonra ilk kısım döşendiyken de burada mıydınız? Buradaydık, evet. Başından beri buradayız. Başından beri, şimdi bu son paravanın kalktığı kısmı döşüyorsunuz. Evet. Önce şey sorayım. Şimdi normalde buranın altında Romalılardan kalma o zikzaklı simetrik mermerler var. Mermer döşeme. Siz o mermerin üstüne ne var orada? Keçe gibi bir şey mi döşediniz? İki kat keçe döşedi. Altta iki kat keçe döşendi. Altta iki kat keçe döşediniz. Ha, şurada. Evet. Oo, bayağı da kalınmış. Bak, şurada. Bak, kal. Bayağı da kalın. Ha, bunun evet, bak. Mermer burada. Evet. Mermer burada, evet, aynen böyle. Burada keçe döşedi iki katlı. Keçenin üstteki bu şey nedir? Bu da iki halıyı birbirine kaynak yedir. Ya, bant, yapıştırıcı. Ha, yapıştırıcı bu. Evet. Şu an ütüleyerek, ütüleyerek yapıştırıyorsun. Eriderek kaynak yapıyoruz. Bak, Özcan abi ne güzel demir şivesiyle konuşuyor. Evet. Eritiyorsunuz böyle, harika. Siz ne yapıyorsunuz o yaptığınız? Yanaştırıyoruz iki halıyı birbirine. Allah Allah. Az öne desen ayarı. Mesela burada desen ayarımız tutması için. O çok önemli değil mi? O çok önemli. Evet. En önemlisi bu zaten. Ha. Bak, az öne. Bak biz nasıl? Bak, az öne. Tamam. Tamam. Şöyle demek öyle. Tabii. İşte onun altında, ha, anladım. Tutma yerleri var, dişler evet. Var. Halıyı istediğim şekilde oynatıyoruz. Şimdi en son yaptığınız şey nedir? Bu da üzerinden baskı yaparak daha iyi bu ek yeri belli olmaması için. Hakikaten de belli olmadı ya, nasıl karıştırıyor birbirine. İskelenin olduğu yer komple ek ama baktığınızda bilemezsiniz yani. Hakikaten bak, öyle. Şurası birleşme Allah noktası bak. Yemin ediyorum, benim bütün çocukluğum halı dünyasında geçti. Ya çok dikkatli bakmasak anlamak mümkün evet, değil. Evet, bu. O alttaki şeyi ısıttığınız zaman yapışkanlı bir hal mi alıyor? İki evet. Halıyı. Yerle alakası yok ama iki halıyı birbirine kaynak yapıyor. Şu arayı, o şey eritiyor mu bunu? Evet, şu üzerindeki maddeler eriyerek. Yani bakın şu gördüğümüz maddeler şunlar. Evet, aynen öyle. Adı nedir bunun? Bir adı var mı? Bant. Bunun? Bant diyoruz, halı bandı. Halı bandı olarak halı bandı. Geçiyor. Oraya mı? Yanaştır. Bakın tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunmuş olan halılar bunlar. Ve bu şekilde, tabi orada ben size bir sanat tarihçi olarak halı bilgisi vereyim. Bakın, Orta Asya'da dünya üzerinde bilinen ilk halı
Pazırık halısıdır. 1950'lerde Rus arkeologlar Pazırık kurganında Güney Sibirya'da Hunlardan kalma mezarlıkları açtılar. Hunlardan kalma mezarlıkların içinden mumyalanmış eski Türk hakanlarının cesetleri çıktı. Vücutlarında dövmeler ama nasıl? Bir de halı çıktı. Halının düğümü ne düğümü biliyor musunuz? Abi halının düğümü gördes düğümüymüş biliyor musunuz? Öyle mi? Gördes düğümü. Siz bilirsiniz gördes düğümü diye. Evet, evet. Bütün dünyaca meşhurdur gördes düğümü. Gördes de neresi? Bizim Demirci'nin 20 kilometre yanı. Selçuklu döneminde gördes halısı, demirci halısı, kula halısı, uşak halısı bunlar çok meşhurdur. Kök boyu halılar. Mesela İran halıları da meşhurdur. Ama İran halısının bu ipini tuttunuz mu, çektiniz mi gelir. Neden? Çünkü İran halısına tek düğüm atılır. Bizim gördes düğümünde ise işte o halının dokulduğu ipler vardır. O iplere düğüm ikili girip ikili dönerek gelir. Onu asıldığınız zaman bir daha o düğüm kendisini bırakmaz. Onu çekersiniz böyle. Bunlar da makine halısı, makineye dokundu. Evet, evet. Şimdi ben çocukken amcamın kızları, babaannemler halı dokuyorlar. Biz de tezgahın tepesinde. Ondan sonra onlar böyle kirkikler ellerinde, kirkiklerle vura vura sıyırdımlar. Düğüm atılır atılır atılır. Manzarayı da gösterelim şöyle. Vallahi çok güzel. Bir olaya şahitlik ediyoruz ya. Abi bir demircili olarak şöyle ittirebilir miyim ben de ya? Evet, evet. Siz de. Bakın bir olaya şahitlik. Bak demircili bir kokarttı rehberim yani burada. Şu halı yakısıyla ya var abi. Evet, kapatıyoruz. Son kez. Biz bunu ayarlamadık. Bu tamamen kendisi denk geldi. Allah Allah, bu kadar oldu ya. Öne gelsin. Biraz daha geliyor mu? Yok, ben çok güzel. Kız yudur anlıyor. Ben geçiyorum. Tam gelini ayarlıyorlar. Tamam, bunu ayarlıyoruz. Evet, bir kere daha kapatıyoruz. Tam şey yok. Çocukken çok halı yuvarlamıştık var söyleyeyim yalnız. Tamam. Babam sağ olsun. Evet. Ve kapımız da zaten yerde. Şimdi bakın pardon. Şu an bu tarafa doğru evet, halıyı yerleştiriyorsunuz. Halı. Evet, uzatarak. Allah Allah, çok güzel. Şu an tabii bu yayını bizimle beraber Ayasofya'yı ziyarete gelen herkes izliyor. Herkes görüyorlar halının nasıl döşendiğini. Bakın görüyorsunuz, herkes görüyor. Biz de buraya öyle bir gelmiştik. Ben çok mutlu oldum. Bir demirci olarak bana hatta diyorlardı. Ya sen demircilisin. Gezi rehberliği yapıyorsun. Ayasofya'da bir sürü videom var. Hiç demirciden bahsetmedin diyorlardı. Bakın artık bahsediyorum gördüğünüz gibi. Bir de bana hep şey sorarlar. Nasıl gezi rehberi oldun diye. Halı sayesinde. Halı tezgahının tepesindeyim. Bizim akrabalar halı dokuyor. Canları sıkılıyor tabii. Kirkik falan, düğüm at, kıt kıt bıçakla kes. Bana diyorlardı. Hadi Talha diyorlar, bize Yusuf Peygamber'in hayatını anlat. Hadi iyi, bende de çene bol. Tezgahın tepesinden, yok Hazreti Yusuf'u anlatıyorum, Hazreti İbrahim'i anlatıyorum, yok hadi Osmanlı Padişahı Fatih'i anlat, İstanbul nasıl alınmış. Tezgahın tepesinden akrabalara, halı dokuyanlara anlatırken işte böyle rehber oldum gittim yani. Bir de bulmuşken bizim demircili halıcı abilerimizi şu halının özelliğini bir soralım, hadi gel. Hizalamıyorsunuz sen değil mi şu an? Abi bir de bir şey sorayım istedim. Evet. Bu halının basına da yansıyan bir takım özellikleri var. Şimdi Ayasofya Camii'nin içine serilen bu halının özelliği nedir? Özelliği özel dokunduğu 5 kilogram ağırlığında ve antibakteriyel koku yapmayan, yanmaz özelliği olan özel olarak dokundu yani. %100 yün. %100 yün olarak dokundu. Olarak dokundu özellikleri. Evet. Bu şekilde. Bir de bu böyle bir yana yattığı zaman bir şey mi vardı onun bir özelliği? Hani bir yana yatmayan... Yatım türü yani. Nedir yatım, o? Yatım türü? Yatım türü mesela ön tarafa verdiğin zaman ön tarafa kıbleye doğru elini sürdüğünüzde yatımını o tarafa veriyorsunuz. Namaz kılarken tüyler geri çekilerek şey olmaması için yatımını öne veriyoruz yani. Ha. Yatımını. O şekilde. Evet. Evet, biz bu tarafa geçelim. Halının çünkü tam şeyini evet. Ayarlamaya çalışıyorlar evet, şu an. İki halının. Ya bakın her mesleğin bir uzmanlığı var. Bu da bu işin uzmanı. Halı döşemek çok zordur, hiç kolay değildir. Halı nasıl evet. Döşe? Halıyı alırsınız 5 metrekare, 6 metrekare halıyı aldınız, eve serdiniz. Bir de duvardan duvara halı var. Mesela ben çok bilirim, babamın evlere gidip duvardan duvara halı döşediğini çok bilirim mesela. Duvardan duvara döşemek ustalık ister. Şu an biz bakın resmen onu görüyoruz. Onların o ek yerleri, araları öyle güzel. Bakın mesela fazlalıklarını kesiyorlar bakın. Gördünüz mü? Çok enteresan. O kısımları alınıyor.
tam birbirine tutturuluyor. İşlem bittiği zaman siz o halının o arasında ek yeri olduğunu görmüyorsunuz bile. Yalnız bu ustalar ne kadar şanslı ya. Düşünsenize, yani Ayasofya Camii'ne 90 sene sonra halı yerleştirildi. Halılar 1930'da kaldırılmıştı ve 2020'de halı döşendi. Tam 90 yıl. 90 yıl sonra halıyı döşemek onlara nasip. Milattan sonra 532-537 Justinianus döneminde yine iki tane Egeli vardı. Bu caminin mimarları iki Egeli. Onlardan biri Isidoros, diğeri de Anthemios'tu. Biri Trallesliydi, Aydınlıydı. Diğeri de Miletliydi. Yani bundan 1500 sene evvel iki tane Egeli tuttular. Ayasofya'nın mimarı oldular. Şimdi iki tane Egele demircili abimiz halıları burada yerleştiriyorlar. Hakikaten bu Egeliler neymiş böyle ya? Ondan sonra tabii anlatan da bir Egeli bu arada. O da anlatıyor durmadan size. Vallahi çok memnun oldum. Tabii halıyla alakalı şunu da söyleyeyim ben size. Halının rengi çok soruldu. Ya Tay abi ne diyorsunuz bu mavi renge? Bir kere açık konuşayım. Mavi renk Selçuklu rengidir. Yani bu, biz buna turkuaz, Türk mavisi diyoruz. Bütün dünya Fransızca bir kelime, turkuaz. Bunu biliyor, Türk mavisi. Osmanlı genelde kırmızıyı çok kullanmış. Hatta Ayasofya ilk açıldığında hanımların namaz kıldığı yere vakıflardan halılar getirildi. Böyle kırmızının cümbüşü yapıldı orada. Çok güzeldi. Sonra kaldırıldı, yine bu halılar döşendi. Ve açık konuşayım, bu renk kötü mü? Tabii ki değil. Bu bizim Selçuklu rengimiz. Ama bu renk Selçuklu camilerinde, biz Kırşehir Ulu Cami mesela, ne bileyim bir Harput Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami, bunlar Selçuklu camileri. Selçuklu eserlerinde bu rengi daha çok görüyoruz. Osmanlı'da kırmızı, mesela Bayezid Camii'ne şu an gidin, kıpkırmızıdır. Yani Ayasofya'da da kırmızı olabilir miydi? Olabilirdi. Ama mavi kötü oldu mu? Yok, mavi de kötü yeşil olmadı açıkçası. Siz buna yeşil mi diyorsunuz ha, şimdi? Evet, yeşil al diyorsunuz ördek, değil mi? Ördek yeşili. Evet. Ördek yeşili diyor. Ördek başı yeşil diyorlar. Ama hakikaten öyledir. Bu yeşilbaş ördekler çiftleşme ve üreme sonrası başlarındaki yeşili dökerler. Biz Ağustos, Eylül, Ekim ayında yeşil başların hiçbirinin başı yeşil değildir. Kasım ayından itibaren yeni döneme hazırlık, yakışıklı olmaları lazım. Yeniden yemyeşil olurlar böyle. Ta ki bir dahaki Eylül ayına kadar yemyeşildirler. Bizim demircili halı ustası abilerimizin de ikazıyla yeşilbaş rengi diyoruz. Selçuklu'nun Türk mavisi rengi burada Ayasofya'mızın içinde durmakta. Böylece siz ve biz bir şeye daha şahitlik ettik. Neye şahitlik ettik? Ayasofya Camii'nin ana hariminin son halısının, son halı parçasının döşenmesine siz burada şahitlik etmiş oldunuz. Olduk hep beraber. Bunları da burada görmüş olduk. Bence bu halılar da çok şanslı. Düşünsenize. Yani sen kalk bir koyunun önce yünü ol. Muhtemelen o koyun da Demirci Dağları'nda otlayan bir koyundu. Sonra kırkıl. Bizim memlekette kırkmak denir. Makasla kırkıl. Ondan sonra iğril, ip haline getir. Tablaları al. Çok iyi biliyorum. Çocukluğumda çok halı fabrikasında çalıştım. Tablaları al. Tablalarda büyük bobinlerden küçük bobinlere sar. Daha sonra halı tezgahlarına kon. Orada renk renk dokun ve Ayasofya'nın halısı olarak gel ve asırlar boyunca insanlar burada sana secde etsinler. Ne mutlu. Demek ki halının da şanslısı olabiliyormuş. Bizler de insanların şanslısı olarak Ayasofya'ya gelip camimizde şu demirci halılarına alnımızı bir secdeye koyabilirim inşallah. Ayasofya Camii'nden selamlar.